Duygu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci pakette meclis yolunda demişti. İnfaz düzenlemelerini içeren bir paket bu. Hazırlanan da bir taslak var bu bağlamda. Bu taslağın içerisindeki maddelerden bahsetmek lazım. Aslında taslağın amacını söyleyerek başlayalım. Kamuoyunda cezasızlık algısı rahatsızlık yaratıyordu. İşte bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya hedefleyen bir paket olduğunu söyleyebiliriz. Taslağa göre bir ay bile hapis cezası alsa birisi, kişinin belirli bir süre cezaevine girmesi öngörülüyor. Arkamda da bir grafik var. Ben o grafik üzerinden anlatmaya başlayayım. Şimdi grafikte ilk maddemizde de anlattık. İnfaz süresi 3'te 2 değil, cezanın yarısı olacak. Bu ne demek? İnfaz sürelerinin kısaldığı anlamına geliyor bu. Mevcut sistemde 10 yıl ceza alan biri 5 yıl 8 ay hapis yatıyordu. İnfaz süresinin 3'te 2'den cezanın yarısına düşürülmesiyle beraber örneğin 10 yıl hapis cezası alan birinin 5 yıl yatması, bu kapsamda cezanın infazının 5 yıl olması öngörülüyor. Yine hükümlü 4 yıl cezaevinde yattıktan sonra da 1 yıl denetimli serbestlik kapsamında geçirmek üzere tahliye edilecek taslaktaki infaz düzenlemesine göre. Ve yine eğer bu taslak yasalaşırsa yeni maddeye göre infazını tamamlamış olanlara da tahliye yolu açılacak. Şimdi gelelim ikinci maddeye, cinsel suçlar. Bir önceki grafiği tekrar alabilirsem oradan devam edeceğim çünkü. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde, örgütlü suçlar kapsam dışı diyor infaz düzenlemesi. Bu ne anlama geliyor? İşte infaz süresinin kısalması kapsamının dışında tutulduğunu anlıyoruz. Bu suçlar neler? Tekrar söyleyelim. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde, örgütlü suçlar kapsam dışında kalacak. İnfaz yakmaya sınır getiriliyor. Bunu da şartlı tahliye üzerinden örnekle aktarmak mümkün. Şartlı tahliyede yeni bir düzenleme yapılacak. Şartlı tahliye olan biri eğer yeni bir suç işlerse hem yeni suçun cezasını hem de şartlı tahliyeden kalan süreyi cezaevinde geçiriyor mevcut sistemde. Ama düzenlemeyle beraber ne olacak? Yeni bir suç işlemesi halinde yeni cezanın yanı sıra yeni cezanın bir katı kadar da eski cezadan infaz edilecek diyor hazırlanan taslak. Şimdi devam edelim, bir grafiğimiz daha var, onu alalım. Burada da 1,5 yıl altı cezaya hafta sonu ya da gece formülü getirilecek. Bunu da biraz açalım. Mevcut sistemde ne var? Yeni sistemde ne olması öngörülüyor? Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenler cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekebiliyorlardı. Böyle bir imkan vardı. İşte bu 1,5 yıla çıkartılıyor. Yeni düzenlemede 1,5 yılın altında ceza alanlar cezalarını hafta sonları ya da geceleri çekebilecek. Ve yine ikinci maddede de görüyoruz. Kadınlarda 2 yıl ve 6 ceza alanlarda evde infaz, yani konutta infaz kapsamı. Bu noktada da bir genişleme olduğunu söyleyebiliriz hazırlanan o taslakla beraber. 2 yılın altında ceza alan kadın hükümlünün infazı evinde elektronik takip sistemiyle yapılacak. 70 yaş üzeri ve 75 yaş için de bir düzenleme var. Ondan da bahsedelim. Şu an grafiğimizde yok ama 70 yaş üzerindekileri 1 yılın altında cezalar için uygulanan evde infaz imkanı 3 yıla çıkartılacak. 75 yaş üzerindekiler içinse bu imkan 5 yıla kadar, evde infaz imkanı 5 yıla kadar çıkartılacak. Ve yine doğum yapan kadınlar için de bir infaz erteleme söz konusu. Buna göre hazırlanan taslakta doğum yapan kadınlarla ilgili olan düzenlemede bebek 1 yaşına gelmeden anne cezaevine konulmayacak. Yani 1 yıl infaz erteleme verilecek. Öte yandan yine hakkında adli kontrol kararı verilen çocuk hükümlüler için de psikolog görevlendirilecek. Yine meclise gidecek olan o infaz düzenlemesini de içeren ikinci pakette bu tarz belirli düzenlemeler yapılacak. Bunun bir taslak olduğunu söyleyelim. Meclis yolunda ilk yargı paketi meclise gitmişti. İşte infaz düzenlemesine, az önce bahsettiğim düzenlemeleri içeren ikinci pakette artık meclis yolunda diyebiliriz.